Hocam bu hafta önemli bir galibiyet aldınız. Evet. Neler söylemek istersiniz, değerlendirir misiniz? Mutluyuz. Kazanma isteğimiz bu hafta daha yüksekti. Kazanmak mecburiyetindeyiz. İçeride oynayacağımız bir maçtı. Zor bir maçtı. Oyuncularımız en iyi üst düzeyde mücadele ettiler. Kazanmasını bildik. Son dakikada olsa kazandık. Mutluyuz. Bu hafta da yatağına gidiyorsunuz bu hafta sonu. O maçla ilgili ne söylemek istersiniz? Hazırlıklara başladınız şimdi. Evet. Yatağına da gidiyoruz. Yatağına da kazanmak için gideceğiz. Oyuncularımız artık biz takım olduk. Takım hüviyetine büründük. Oyuncularımıza kendilerine olan güvenlerini buldular. İnşallah bu yatağın maçını da kazanıp bu seriyi yakalamak istiyoruz. Kazanacağız. Kazanmak için gideceğiz. Oyuncularımıza güveniyoruz. Oyuncularımız da bunun bilincinde. Ona göre hazırlıklarımızı yapıp inşallah 3 puanla dönmeyi arzu ediyoruz. Uyum süreci tamamlandı diyebilir miyiz hocam? Evet. Geldiğimiz günden bugüne kadar olan süreçte bayağı bir yol kat ettik. Takımımız uyum içerisinde birbirine takım olduk. Arkadaşlık ruhu ortaya çıktı. Yani ekip olduk. Güçlü olduk. Bundan sonra daha da güçlü olacağız. Kazanıp takımımızı en üst düzeye getireceğiz. Kazanmanın vermiş olduğu şey alındı. Değil mi hocam? O heyecan devam edecek. Tabii. Bunu devam ettireceğiz. Devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Sadece kazanıp bitmiyor maç. Süreklilik şart. Evet. Önümüzde 4 hafta var. 4 maç var. Bunlardan bir tanesi öncelikle yatağın. İşte bu seriyi yakalamak istiyoruz. Yatağından en iyi şekilde dönüp rahatlamak istiyoruz puan açısından. Takımda eksik var mı hocam bu yatağın maçı öncesi? Eksiğimiz var. Süleyman Kızılca Bölük maçında sakatlandı. Onun sakatlığı devam ediyor. Bir de geçen hafta kırmızı kartlı cezalı iki oyuncumuz var oynayanlardan. Nihat kırmızı kart cezalısı, Emre Kamay kırmızı kart cezalısı. İki eksiğimiz de kart olarak var. Teşekkür ederim. Başarılar var mı? Başarı eklemek isterim. Ben teşekkür ederim. İnşallah bu güzel günleri daha ilerleyen maçlarda iyi bir şekilde daha güzel konuşuruz.